AK Parti'nin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili yasa teklifini meclis başkanlığına sunmasının ardından tartışmalar büyüyor. 52 maddeden oluşan teklifte Adalet Bakanı'nın HSYK üzerindeki yetkisinin artırılacak olması tepkilerin başında yer alıyor. Hükümetin Adli Kolluk Yönetmeliğindeki yaptığı değişiklik üzerine HSYK yönetmelik anayasaya aykırı açıklaması yapmış ve hükümetin tepkisini çekmişti. Hükümet, 12 Eylül 2010'daki anayasa referandumuyla HSYK Genel Kurulu'nun yapısında değişiklik yapmış, 7 olan üye sayısını 22'ye çıkarmıştı. Başbakan Erdoğan, Manisa'da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Adalet Bakanlığı'nın HSYK'yı denetleme yetkisini kaldırmalarının yanlış olduğunu belirtmişti. Yeni HSYK teklifi hakim ve savcıları ayaklandırdı. Hakim ve savcılar eyleme hazırlanıyor. Kanun teklifini protesto eden hakim ve savcılar da harekete geçerek meclise faks yağdıracak. Hakim ve savcıların internet sitesi adalet.org'un kurucu yöneticisi Hakim Aydın Başar tarafından kaleme alınan HSYK teklifi ile ilgili metnin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne faksla, milletvekillerine de elektronik posta yoluyla gönderilmesine karar verildi.